Muhterem Müslümanlar, millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremler de sarsıldı. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk. Aziz müminler, rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle tarif ediyor. Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir buyuruyor. O halde mümin kardeşlerim, gün kenetlenme günüdür. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün dua ve niyazla Cenab-ı Hakk'a sığınma, onun enin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalı gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Öylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükunetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. فَاِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا Muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Evet, Rabbimizin gönüllerimize sağanak sağanak yadırdığı inşirah ve umut var. İnanıyoruz ki bu zorluğun da beraberinde bir kolaylık, bu sıkıntının da ardında bir ferahlık vardır. Biliyoruz ki her türlü zorluğu omuz omuza, gönül gönüle aşan milletimiz, sahip olduğu basiret ve feraseti, Rabbimizin rahmet ve inayeti, devletimizin kudret ve gayreti,